Son zamanlarda gençler arasında yaygınlaşan ve sanki sigaradan daha zararlıymış gibi lanse edilen bir alışkanlıktan, elektronik sigara alışkanlığından bahsedeceğim. Bununla ilgili literatürü derledim, toparladım ve sizler için bir araya getirdim. Hadi gelin elektronik sigaraya biraz yakından bakalım. Elektronik sigara ile ilgili çalışmaları incelediğimde bunların çoğunun 2015 ile 2021 yılları arasında yapıldığını gördüm. Yani çalışmalarımız daha yeni yeni ve henüz insanlar üzerinde uzun dönemde. Yani 20 yılda 30 yılda nasıl bir yan etkide bulunacağını maalesef hala bilmiyoruz. Ama çalışmalar, yapılmış hücre deneyleri, yapılmış hayvan deneyleri ve bazı insanlar arasında geriye dönük yapılan çalışmalar bunların bazı yan etkileri olabileceğini gösteriyor. Bunlardan en önemlisi serbest radikaller. Yapılan hücre çalışmaları, hayvan deneyleri ve insanlar üzerinde yapılan uzun takip çalışmalar bunların serbest oksijen radikallerini arttırdığını, aldehit bileşiklerinin damarlara zarar verdiğini ve nitrik oksit içeriğini azaltarak damarların vazospazma, yani büzüşmeye meyilliğini arttırdığını gösteriyor. Hayvan deneylerde uzun süre vaping dediğimiz, yani bu elektronik sigara kullanımının, bakın nikotinli veya nikotinsiz fark etmiyor, İçerindeki yakıtlar, türlü türlü yakıtlar var ve türlü türlü bileşikler var. Buradaki yakıtlar ısıtılıyor, bir duman haline dönüşüyor ve siz bunu akciğerinize soluyup geri çıkarıyorsunuz. Burada yanan materyalden bağımsız olarak nitrik oksit salınımı azalıyor. Akciğerde sadece bu elektronik sigara kullanımı arasında bilinen ve evali olarak isimlendirilen ciddi bir hastalığa neden olabiliyor. Kalp üzerine etkileri ise şöyle. Nitrik oksit salınımı azalıp serbest oksijen radikalleri arttığı için ve vücudun antioksidan kapasitesini azalttığı için, yani dışarıda çok miktarda hasar var. Bunları tamir edecek kapasiteyi azaltabildiği için kalp damar ve beyin damar hastalığına zemin hazırlıyor diyebiliriz. Bunları insanlar üzerinde yapılmış çalışmalar dayanarak söylemiyorum. Ama hayvan deneyleri ve insanlar üzerinde geriye dönük içenler ile içmeyenlerin karşılaştırıldığı en azından 4 yıllık 5 yıllık serilerde bunların bu riski arttırdığına dair veriler var. Bakın, geçmişte sigara faydalı olarak lanse edildi. Askere giden her bireye sigara verildi. Sigarayı doktorlar içiyor dendi. Ve insanlara sigara ciddi bir şekilde, iyi bir şekilde anlatıldı. Ama sonradan bir sigaranın 20'den fazla kanser türüyle ve kalp krizleriyle, inmeyle ciddi bir şekilde ilişkili olduğunu fark ettik. Yani aslında bu çalışmalar daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu çalışmaların yeni olması bunların riskin olmadığını göstermiyor. Hastalarımızdaki algı genel olarak şöyle. Hocam ben sigarayı bıraktım, elektronik sigaraya geçtim. Sigarayı bıraktım, işte ısıtılan tütün ürünleri, yakılan değil, ısıtılan bir forma geçtim. Onların da çalışmalarını okudum. Onlar da serbest oksijen radikallerini arttırabiliyor. Doku hasarını arttırıyor. Nitrik oksidi azaltıyor. Ve aldehit formları vücuda ciddi bir şekilde toksik etkide bulunuyor. Yani sigarayla benzer. Bakın ben sigaradan daha zararlı olduğunu söylemiyorum. Ama daha az zararlı olduğunu ispatlayacak bir verimiz yok. Ve yapılan çalışmalar, hücre deneyleri sigarayla benzer mekanizmaların olduğunu, vücuda zarar verdiğini gösteriyor. Bunlardan birer birer bahsedecek olursam, yapılan bir çalışmada elektronik sigara kullanıcılarının ciddi bir şekilde ağız hijyeninin bozulduğu, istediği kadar dişlerini fırçalasınlar, diş etlerinde hastalıkların başladığını ve diş eti hastalıkları artınca da kalple ilgili enfeksiyon riskinin arttığını gösteriyor. Yapılan diğer bir çalışmada yine elektronik sigara kullanıcıları arasında nikotin bazlı elektronik sigara kullananların aynen sigara kullananlar kadar bağımlı olduğunu ve bunların sonra kendi aralarında köprüleşmeler olduğunu, yani sigara kullanan biri nasıl elektronik sigaraya başlıyorsa elektronik sigara kullanan birisi aynı şekilde sigara bağımlısı olabiliyor. Neden? Çünkü olay yine nikotin. Yani özellikle nikotin bazlı elektronik sigara kullananlarda bu çapraz geçişler olabiliyor ve elektronik sigaradan normal sigaraya geçiş ciddi bir şekilde artıyor. Ve gençler arasında yapılan çalışmalarda toplumda belli bir kesimde elektronik sigara ve sigara kullanımı yüksekse bu gençler kendi aralarında sigaradan elektronik sigaraya geçiş yapsa bile sonradan geri dönüşün arttığını görüyoruz. Yani elektronik sigara sigarayı bırakmak için bir köprüleme olarak kullanılmamalı. Elektronik sigara aynen normal bir sigara gibi bağımlılık olarak kabul edilmeli ve bırakılmaya çalışılmalı. Köprü diye bir şey yoktur. Nikotin bağımlılığı tamamen bitirilmelidir. 2018'de yapılan diğer bir çalışmaya göre elektronik sigara kullanıcıları arasında ritim bozukluğu riski daha yüksek. Çünkü bunlar da aynen nikotin gibi kalp hızını arttırabiliyor ve bu etkisi nikotinsiz elektronik sigaralarda da gözükebiliyor ve çalışma daha çok yeni.
Yani elektronik sigara kalple ilişkili, en azından bir kardiyolog olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü çalışmaları var. Ritim bozukluğu riskini arttırabiliyor. Kalple ilgili diğer bir çalışmaya göre ise elektronik sigara kullanımı ciddi bir şekilde kan basıncını arttırabiliyor. Yani biz moleküler düzeyde henüz tam olarak ne olduğunu bilemesek bile, bazı şüphelerimiz bile olsa, çalışmalar bize bunları tüketenlerin zamanla daha erken tansiyon hastası olduğunu, kan basıncının daha yüksek gittiğini gösteriyor. Muhtemelen bu etki yine nitrik oksidin azalması, yine serbest oksijen radikalleri ve vücudun antioksidan kapasitesinin azalması ile ilişkili. Yani basamaklar aynı, sonuç aynı. Sigarayla benzer bir şekilde elektronik sigara kullanıcıları da hipertansiyon için adaydır diyebilirim. Yine 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre elektronik sigara kullanıcılar arasında inme, kalp damar hastalığı riski artmış durumda. Buradaki çalışma daha küçük ölçekli olduğu için ve buradaki kullanıcılar çok uzun süre elektronik sigara kullandığı için bunun normal sigaradan ayrımını ve hiç kullanmayan bireylerden ayrımını yapamıyoruz. Çünkü hasta popülasyonu düşük ve takip süresi çok uzun ve bu insanlar bu dönemde bazen normal sigara da tüketmiş durumdalar. Yani en azından böyle bir risk artışı vardır diyebilirim ama kesin ortaya koyan, çünkü şöyle bir çalışma yapılması lazım. Bir grup tamamen elektronik sigara kullanacak, bir grup hiç kullanmayacak, bir grup tamamen sigara kullanacak ve bunlar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca bu şekilde devam edecekler. Ve hiçbiri, bakın, hiç sigara kullanmayan bir hasta hiç normal sigaraya geçmeyecek. Bunun çalışmasının yapılması çok zor. Çünkü arada çok sıkı geçişler var. Sigara kullanmayan birisi elektronik sigaraya, elektronikten normal sigaraya geçiş olabiliyor. Bu yüzden ciddi bir ilişki, ciddi bir sebep-sonuç ilişkisi kurmakta zorlanıyoruz. Ama küçük ölçekli, en azından uzun süreli, bazı uzun süreli çalışmalar ve yapılan hayvan deneyleri kalp ve damarlar üzerine elektronik sigaraların toksik etkisinin olduğunu gösteriyor. Elektronik sigaraların geçmişi bizim aramızda çok yeni. İlk defa 2003 yılında Çinli bir kimyagerin bulmasıyla Çin'de 2004 yılında satışlara başlanıyor ve bu olay 2006 yılında Amerika'ya sıçrıyor. Amerika'da bunun satışlarına başlamasından sonra tüm dünyada ciddi bir şekilde elektronik sigara kullanımı başlıyor. Ülkemizde bu ürünlerin satışı, pazarlaması yasak ama çok ciddi bir şekilde kullanan genç birey var. Elektronik sigaraların akciğer üzerine etkisi ise 2019 yılında yapılan yeni bir çalışma ile, aslında ortaya çıkan yeni bir hastalıkla çok daha bilinir olmaya başladı. Bunun adı elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı, yani EVALI hastalığı. Bu hastalık aslında bizler arasında yeni ama mekanizma nasıl olduğunu bilmesek de bazı elektronik sigara kullanıcılarının nikotinden bağımsız bir şekilde ciddi bir akciğer hasarı geliştirdiğini ve entübasyon dediğimiz solunum cihazına gidecek kadar ciddi bir şekilde akciğer hastalığı geçirdiğini ve bunun geri dönüşsüz olabileceğini biliyoruz. Her ne kadar bu çok ciddi bir şekilde görülmese de bazı elektronik sigara kullanıcıları arasında görülmesi ve durumun ölümcül olması bu alışkanlığın akciğer üzerine ciddi yan etkilerin olabileceğini gösteriyor. Biz EVALI'nin tam olarak nasıl bir mekanizma ile oluştuğunu bilemesek de yine enflamasyon, serbest oksijen radikalleri ve oksidasyonu suçlayabiliyoruz. Yapılan çalışmalar bu hastalarda bu mekanizmaların bozulduğunu gösteriyor. Elektronik sigara kullanımı ve kanser arasındaki ilişkiyi araştırdığımda ciddi bir veriye ulaşamadım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu hastalık bizler arasında yeni. Yani zaten daha 15 yıl önce piyasaya sürmüş bir ajanın, bir maddenin kansere neden olup olmayacağını öngörmek, bu kanser yapıyor demek imkansız. Yıllarca kullanılması, toplumda yaygınlaşmasıyla beraber bununla ilgili yan etkiler bildirilecek. Hiç kullanmayan insanlar ile elektronik sigara kullanan insanlar arasında yapılan çalışmalar bunların artmış riskini gösterebilecektir. Ama hücresel çalışmalar ve hayvan çalışmaları bunların sigaraya benzer etki yaptığını gösteriyor. Ve bunların sigaradan daha az toksik, daha az zararlı olduğunu gösteren bir çalışma yok. Biliyorum, yurt dışında bazı yerlerde sigaradan daha az zararlı olduğunu gösteren bazı afişler, bazı billboardlar görmüş olabilirsiniz. Bunun bu şekilde reklamı yapılmış olabilir. Ama bunlar tamamen bir pazarlamaca ve bunlar tamamen sizi aldatmak üzerine kurulu. Elektronik sigara da zararlıdır. Açık konuşmak gerekirse, elektronik sigara kullanıma devam eden hastalarımda da bir kardiyolog olarak bazı plakların daha hızlı büyüdüğünü ve tekrar stent işleminin gerekebildiğini görüyorum. Yani elektronik sigarada en azından bir kardiyolog olarak benim görüşüm, plakların büyümesini hızlandırdığını ve kalp damar hastalığı riski taşıdığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bunu ispatlamam için çok yaygın hasta çalışmaları yapılması lazım ve yıllarca devam etmesi lazım. Bir kardiyolog olarak benim görüşüm, elektronik sigaralardan nikotinli veya nikotinsiz, meyveli veya meyvesiz, ısıtmalı
veya buharlı hiçbir şey fark etmeden uzak durulmasıdır. Vücut için yabancı bir moleküldür. Vücutta ciddi reaksiyonlar neden olabilir ve elektronik sigaradan uzak durulmalıdır. Elektronik sigaradan uzak bir gelecek olması dileğimle. Hoşçakalın.